her maç olduğu gibi bu maçta önemliydi kazanmak. Ama bugün galibiyet daha da önemliydi çünkü ligde son iki maçımızda mağlup olmuştuk ve son üç maçımızda kırmızı kart görüp maçları 11 kişi tamamlayamamıştık ki bu kırmızı kartlar bize bu maçlarda büyük problemler yarattı. Ama bugün yine takımın bir kez daha maç boyunca çok özgüvenli bir oyun ortaya koydu. 4-0 kazandık ama 2-3 gol daha atabilirdik. Bu maç bu sezon kaleyi bulan en fazla şutumuzun olduğu maç. 15 kaleyi bulan şut sayımız 15. Ligde de 40 gol attık ki bu bence güzel bir rakam. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Çünkü bugün maç boyunca takımlarının yanında oldular. Takımlarına özgüven verdiler. Takımlarını hep yukarıya çektiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Yeni yıl geliyor. Yeni yılda taraftarlarımıza sağlık, başarı ve bolca Fenerbahçe galibiyeti diliyorum. İrfan Bey. Hocam savunma arkasında atılan toplarda Fenerbahçe kalesi çok fazla tehlikeye yaşıyor. Ve bunu son maçlarda da gördük. Artık rakipler Fenerbahçe'nin oyun anlayışını ezberledi mi? Yani bunu çözdü mü? Bu nedenle mi bu tehlikeler oluşuyor Fenerbahçe kalesinde? Hocamızın buna karşı bir çözümü olacak mı? Bunun bir çözümü yok. Çünkü bizim oynamış olduğumuz futbolun, bizim sahada sergilemek istediğimiz oyunun bir riski bu. Biz de bu riski bilerek göz önüne alıyoruz. Eğer rakiplerimizin bunu değerlendirebilecek kapasiteleri varsa tabii ki bundan faydalanıyorlar. Ama futbol bu. Bizim oynamak istediğimiz futbol bu. Arkaya atılan toplarda risk olduğunu biliyoruz ama biz sahada bu oyun stilini sergilemek istiyoruz. Zaten bu oyun stilini sergilediğimiz için 40 gol attık. Başka soru? Yoksa? Buyurun İrfan Bey. Bir de büyük maçlarda da, yani özellikle Beşiktaş derbisinde de daha sonra Trabzonspor maçında tabii bu maçlarda bazı maçlarda bir oyuncu eksik olmasına rağmen Fenerbahçe'nin daha kontrollü bir oyun oynadığı yönünde eleştiriler yapılıyor. Özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda. Hoca bu konu hakkında neler söylemek istiyor? Então, as pessoas dizem que nos jogos importantes, como no jogo contra Beşiktaş, como no jogo contra Trabzonspor, nesses jogos importantes as pessoas pensam que o Fenerbahçe jogou jogo mais controlado. E o que você acha sobre aqui essa opinião? Você concorda com isso? Não acho nada. Aquilo que eu acho é que o futebol é isso mesmo. Umas vezes jogas melhor, outras vezes jogas pior. Umas vezes o adversário joga é melhor que tu e ganha, faz parte do futebol. Bence futbolun aslında futbol bu. Çünkü futbolda bazen iyi oynarsınız, bazen kötü oynarsınız, bazen rakibiniz sizden daha iyi oynayabilir. Bunlar da futbolun bir parçası. Ben de bunun sebebini buna bağlıyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.